Merhabalar. Bu videomuzda zona hastalığı hakkında doğru olarak bilinen 7 yanlış nedir kısaca irdeleyeceğiz. Zona, herpes virüsü ailesinden varisiyelle zoster virüsünün neden olduğu, sinir hücrelerini tutan ağrılı, döküntülü, kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Bu virüs aynı zamanda su çiçeğinden de sorumludur. Zona'nın yaşlılarda, kadınlarda ve bağışıklık sistemi düşük olanlarda görülme riski daha yüksektir. Şimdi kısaca zona hakkında doğru olarak bildiğimiz 7 yanlıştan bahsedelim. Zona'nın ilk belirtisi her zaman ciddi kızarıklık olmayabilir. Zona çoğunlukla baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş veya titreme ile başlar. Daha sonra sızlama, kaşıntı, yanma görülür ve cildiniz normal görünse de acı verici, yakıcı, keskin ve aniden gelen saplanır tarzda bir ağrı görülebilir. Zona her zaman sadece gövdede görülmez. Yüzde, göz çevresinde, kollarda ve boyunda da görülebilir. Zona'nın sadece bir kez geçirildiği bilgisi de doğru bir bilgi değildir. Zona enfeksiyonu geçirildikten sonra tam bir bağışıklık gelişmemektedir ve hastalık tekrarlayabilmektedir. Zona virüsü bulaşıcıdır fakat bulaşan zona hastalığı değildir. Bulaşan virüs daha önce su çiçeği geçirmemiş veya aşılanmamış kişilerde su çiçeği hastalığına yol açar. Zona'yı önlemek için zona aşısı mevcuttur ve 60 yaş üstü kişilerde önerilmektedir. Bir doz aşı zona'ya yakalanma riskinizi %50 azaltacaktır. Bir diğer yanlış bilgi de hastalığın akışına bırakılabileceğidir. Tam tersine doktorunuzun size antiviral tedavi başlaması, semptomlarınızın azalmasını ve enfeksiyonun daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Bunun dışında lezyonların temiz ve kuru tutulması ve ağrı kontrol için ağrı kesicilerin kullanılması hastalığı daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Zona geçiren hastaların yaklaşık %40'ında döküntüler geçtikten sonra da batma yanma şikayetleri aylar hatta yıllar boyu sürebilmektedir. Postherpetik nöralji adı verilen bu durum sinirlerin hasara uğraması sonucu oluşur. Bu durumda ağrı uzmanları tarafından özel tedavi yöntemleri uygulanır. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.